Ege Kadın Buluşması Platformu ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği işbirliğinde hazırlamış olduğumuz Nermin Abadan UNAT söyleşilerinin dördüncüsüne hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Değerli hocam, 18 Eylül'de 1921 yılında 100 yaşına girdiğini duyduk biz hocamızın. Yeni Ve 1921 doğumlu. Oradan Fox TV'de Nazan hocamın kendisine bir doğum günü hazırladığını görünce hemen Nazan hocamı aradık ve dedik ki harika bir şey hocam, 100 yaşına girmiş, bunu nasıl şey yapabiliriz, Nermin Abadan UNAT yılı ilan edebiliriz. Nazan hocam da dedi ki ilan etmek yerine her ay söyleşilerle hocamızı analım dediler ve biz o şekilde yola çıktık. Kasım ayında, Ekim ayında hazırlık yaptık. 22 Kasım'da da ilk söyleşimizi düzenledik. İlk söyleşimizde de misafirimiz Çiğli Belediye Başkanı Sayın Utku Gümrükçü'ydü. Sayın Utku Gümrükçü, Nermin Abadan hocamızın ismini yaşatmayı daha ben kelimemi tamamlamadan kabul ettiler. Ve 8 Mart'ta hocamızın da inşallah katılımıyla Çiğli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açılacak. O merkezin içinde de Nermin Abadan UNAT hocamızın adına bir kütüphanemiz olacak. Ve hocam da çok değerli kütüphanesinin bir kısmını oraya armağan etti. Biz çok mutluyuz ve hepinizi 8 Mart'ta Çiğli Belediyesi'nde Nermin Abadan UNAT Kadın Danışma Merkezi'nin açılışına ve içindeki kütüphanenin açılışına davet ediyoruz. Ve sözü ben hocama veriyorum. Evet, bütün arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Değerli hocam, tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum sizi. Bu akşam sizin için de sanıyorum iki konuşmacımız açısından çok farklı bir akşam olduğunu anlayacaksınız. Ayla Hanım, sizden de rica ediyorum bunu iletirsiniz. Konuşmacımız Gaye Erbatur, Gönül Bakay hocalar. Ben de İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmalarından biliyorsunuz aynı zamanda orada ders veriyordum. Ve değerli Nermin Abadan hocamız da orada ders veriyordu. Biz böyle bir dörtlüyüz bugün. Kadın araştırmalarına destek veren, o konuda çok bilgi yaygınlaştıran değerli hocam, tabii sizin öncülüğünüzde bunlar oluyor hep. Sizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi ilk konuşmayı yapmak üzere değerli yol arkadaşım Gaye Erbatur Hoca'ya sözü veriyorum. Nazan hocam, Nermin hocam konuşup ayrılacaktı. Öyle değil mi? Peki. Yok, Nazan hocam, 9'a kadar, yani 9'u 10 kalaya kadar vaktimiz var. Devam edebiliriz. İsterseniz yine de hoca konuşsun, Tamam. ondan sonra biz devam edelim. Doğru, Tamam. öyle Hocam, konuşuruz. söylemek istediğiniz bir şey varsa siz söyleyin, sonrasında devam edilsin. Ben laik ve çağdaş Türkiye'yi temsil eden bu konuşmacıları karşımda görünce iyi ki bunu görebilmiş ve bu yaşa kadar gelebildim. Çünkü yani ben Türkiye'ye geldiğim zaman bunların büyük bir kısmı yoktu. Yani bugün televizyon sayesinde Türkiye'nin hem içinde hem dışında çağdaş kadınlarımızı tanıtmak mümkün oluyor. Onun için sizin bu girişiminiz beni çok sevindirdi. Sizi kutlarım. Hocam buyurun. Evet, şimdi evet Gaye Hoca'ya veriyorum sözü. Buyurun. Merhaba, sevgili Nermin Abadan UNAT hocam, merhaba. Ben öncelikle bizi bir araya getiren İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ve Ege Kadın Platformu'na
Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bugün burada olmak benim için çok büyük bir onur. Çünkü Nermin Hocam, siz benim idollerimden bir tanesisiniz. Ben sizin yazdığınız kitaptaki ya da editörlüğünü yaptığınız kitaptaki Türk Toplumunda Kadın kitabındaki makalenizi okudum çok seneler önce. Ve o makale benim için çok değerli, çok ufuk açıcı oldu. Biz 1988 yılında Çukurova'da, Adana'da Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin bir şubesini kurduk. Öğrendim ki siz de Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin Ankara şubesinin kurucusunuz ve 1964-69 yılları arasında başkanlığını yapmışsınız. Ne kadar güzel bir kesişme hayatımızda sizinle. Ayrıca daha sonra da biz burada Çukurova Üniversitesi'ndeki bir grup kadın öğretim üyesi bir araya gelerek sizlerin gösterdiğiniz doğrultuda laik Türkiye Cumhuriyeti'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sağladığı bu özgürlükler, haklar, yaşamın içinde olmak, kadın olmak, birey olmak düşüncesiyle biz bu değerleri kullanarak, yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bize sağladığı olanakları kullanarak, onlardan yararlanarak her birimiz birer öğretim üyesi olmuştuk ve aramızda konuşmaya ve düşünmeye başladık. Biz ne yapabiliriz diye. O zaman İstanbul'da sizler İstanbul Üniversitesi'nde Kadın Sorunları Araştırma Merkezi'ni kurmuştunuz. Ve orada Necla Arat'la temasa geçtik ve biz de Çukurova'da 1994 yılında Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurduk. Bugün aramızda merkezin şu andaki müdürü Profesör Nigar Bozdağ'ın da var. Biz de o günden bu yana kadın çalışmaları yapıyoruz. Hatta güzel bir haberi de sizlerle paylaşayım. Şu andaki yönetimde olan arkadaşlarımızın çabası ve rektörümüzün de desteğiyle üniversitemizde bir cinsel kriz ve taciz merkezi de kuruldu. Bu da gerçekten çok önemli. Dolayısıyla hocam bizler bu çalışmalarda hep sizlerin daha önce yazmış olduğunuz, yapmış olduğunuz çalışmalardan yararlandık. Onlar bize ufuk açtı, yol açtı. Ben sizin çalışmalarınızı okuduğum zaman çok etkilendim. Şöyle çok etkilendim. Çünkü siz ülkesini seçen bir kadın olarak o zaman bulunduğunuz yerden kalkıp Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyete geldiniz. Gördüğünüz şey gelişen, çağdaş, demokratik, insanların haklarına saygılı bir cumhuriyet ve bu cumhuriyetin bireyleriydi. Ben öyle algıladım ve siz burada kendinizin mutlu olacağınızı düşündünüz. Gerçekten de cumhuriyetin kuruluşu, kuruluş felsefesi, bizim ilkokuldayken, ortaokuldayken öğrendiklerimiz, yaşadıklarımız gerçekten böyle bir Türkiye'yi bize gösteriyordu. Ama maalesef süreç, yıllar bize bunun böyle olmadığını gösterdi. Şimdi ben daha sonra Kadın Sorunları Araştırma Merkez Müdürü olduktan sonra milletvekili de oldum hocam. Siz de senatör olmuşsunuz. O dönemi pek iyi hatırlamıyorsunuz sizin için ama benim için milletvekilliği dönemim çok faal olduğum, çok aktif çalıştığım, Türkiye'de pek çok yasanın değiştiği bir dönemdi. Ben hep güzel anılarla hatırlıyorum. O zaman şöyle bir dönemdi ya da şöyle söyleyeyim hocam, 1926 yılında Türk Medeni Kanunu kabul edildiği zaman bu kanun gerçekten devrimdi Türkiye için. Yani cumhuriyetin, laik cumhuriyetin
en temel unsuruydu. Yani bütün yaşamımızı planlayan, kadınların hayatının özgürleşmesini, işte çok eşlilikten tek eşliliğe geçiş, kadının birey olması, çalışacağı yeri seçmesi, pek çok alan, yani bizim yaşamımızı kadın olarak özgürleşmemizi sağlayan, birey olmamızı sağlayan her şey medeni kanunla çizilmişti. Ve laikliğin önemi de orada giriş bölümünde Mahmut Esat Bozkurt tarafından ne kadar güzel ifade edilmişti. Tabii bu bizim için önemli bir şeydi. Kadınlar için çok önemli bir meseleydi. Ama tabii ki süreç içinde, yani zamanla olan değişimler, kadınların daha çok yaşamın içine girmesi, sizin de söylediğiniz gibi ekonomik kalkınma, kadınların eğitime katılması, çalışma yaşamının içinde olması, onların daha çok haklar istemelerine neden oldu. Bizlerin de gördüğümüz bazı eksiklikler, gene İstanbul Üniversitesi'ndeki Kadın Sorunları Araştırma Merkezi'nin öncülüğünde medeni kanunun değişmesi için 100 bin imza toplandı. Ve gerçekten büyük çalışmalar yapıldı ve 2002 yılının başında bu değişiklikler hayata geçti, kabul edildi 2001 yılında ve değişiklikler yürürlüğe girdi. Biz bütün bunları çok önemsiyoruz. Yani kanun değiştiği zaman da tamam işte dedik, gerçekten eşitlikçi bir kanun. Ailenin reisi ifadesi kalkmıştı, kadın erkek eşittir diyordu. Biz büyük mutluluk duyduk kadınlar olarak bunda. Fakat aradan 20 yıl geçtikten sonra bugün geldiğimiz noktada şimdi kaygı duyuyoruz hocam. Çok kaygılıyız. Laikliğin çok yıpratıldığını ve pek çok hakkımızın elimizden alınması yönünde çalışmalar olduğunu ve medeni kanunun değiştirilmesi konusunda çalışmalar olduğunu duyuyoruz ve bu kadınlar olarak bizi çok üzüyor, rahatsız ediyor. Tabii ki biz bunların geleceğini, daha önceden böyle şeylerin olacağını gördük. Aslında sizin de pek çok çalışmanızda kaydettiğiniz gibi 1950'den sonra aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün o yapmak istediği Türkiye, hayalini kurduğu Türkiye maalesef tam olarak gerçekleşemedi. Çünkü pek çok geri adım atıldı. Ya da gene belki sizin de işinizle söylesem, gelenekler, Türkiye'deki gelenekler pek çok şeyin önüne geçti. Değiştirmek kolay, mümkün olmadı, olmuyor. Bugün hala bunlarla mücadele ediyoruz ve gerçekten de çok üzülüyoruz. Çünkü Türkiye'de yaşayan insanlar olarak, kadınlar olarak bunları hak etmiyoruz. Yani geleneksel bir yaşam biçimini biz kabul etmiyoruz. Yani kadınlar olarak çağdaş, özgür, demokratik bir hayat sürmek isteyen ve kendi yeteneklerini yaşamın her alanında kullanmak isteyen kadınlarız biz. Her şeyi yapmak istiyoruz hocam. Yani hem çalışmak istiyoruz, hem anne olmak istiyoruz, hem özgür olmak istiyoruz, hem evimiz, ailemiz olsun istiyoruz. Ve bunları yapıyoruz, bunlarda başarılıyız. Ama bizim önümüzün kesilmeye çalışmak istenmesi, geleneksel bir model içine hapsedilmek istenmeyi de asla kabul etmiyoruz. Buna karşı duruyoruz, karşı durmaya da devam edeceğiz. Hocam, sizin Üniversiteli Kadınlar Derneği ile ilgili yaptığınız çalışmalar da benim için çok değerli. 2009 yılında siz bizim derneğimizin onur ödülünü aldınız. Bundan büyük şeref duyuyoruz. Bir şey söyleyecek. Çok pardon. Şimdi kadın meselesini, yani Türkiye'de kadın meselesini konuştuğumuz zaman bunu sadece Türkiye özgü olarak ele almak herhalde isabetli değildir. Şeye baktığımız zaman, geriye baktığımız zaman bizden daha eski
demokrasilere sahip olan ülkelerde de kadın problemini, kadın sorunsalını siyaset alanına taşıyan ülkeler her şeyden evvel oy verme hakkı için mücadele ettiler. Ve bunun için de bir kelime de icat ettiler, süfrajet hareketi. Şimdi süfrajet hareketi değişik ülkelerde değişik sonuçlar verdi. Fakat sonra görüldü ki birçok yerlerde kadınlar oy vermek imkanına kavuştuktan sonra bir backlash, yani geriye tepme oldu. Düşünürseniz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra birdenbire Avrupa'yı diktatörlükler sardı. Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, Franco'da İspanya'da Franco ve orada iç savaş. Ve bütün bunlar bittikten sonra bunlar kendi mecrasında tükendikten sonra asıl önemli olan 1950'den önce 49-50 Paris'te Eleanor Roosevelt'in başkanlığında toplanan bir komisyon oldu. Bu komisyon insan hakları, kadın hakkı insan hakkıdır. Ve o çerçeve içinde bunu uluslararası toplantıların gündeminde eksik olmamasını savundu. Bu büyük bir adım. Çünkü ondan sonra şimdi bizim tartıştığımız şey sadece ve sadece bir ülkede belli bir siyasi sistem değil de dünya çapında neler var? Çin'de, Rusya'da, yani büyük Hindistan'da, yani her yerde birbirine yaklaşık ama o önemini kaybetmeyen gelişmeler oldu. Ve o bakımdan sizin de şimdi yaptığınız çalışmalar bu çerçevenin içinde bakmamız lazım. Sağ olun hocam, gerçekten doğru söylüyorsunuz. Dünyada da dediğiniz gibi böyle bir akım söz konusu maalesef. Otoriterleşme akımı söz konusu. Bunu hatta size şöyle belki söyleyebilirim. 1995 yılında Pekin'de 4. Dünya Kadın Konferansı toplandığında gerçekten orada 12 alanda, yani kadınların ilerlemesinin önündeki engel olan 12 alanda önemli çalışmalar yapıldı, kararlar alındı ve ülkeler bu kararların altına imza attılar, bunları kabul ettiler ve bununla ilgili çalışmalar yapacaklarını söylediler. Fakat ondan sonra dediğiniz gibi gerçekten bir daha böyle bir büyük konferans toplanamadı. Ancak Birleşmiş Milletler'de her sene yapılan Kadının Statüsü Komisyonu'nda toplantılar yapılıp belli alanlarda sorun çözülmesi ile ilgili kararlar alınıyor. Ama gördüğümüz şey şu, orada alınan kararlara maalesef hala ulaşamadık. Yani sizin söylediğiniz gibi
sufrajetlerin başlattığı bu siyasi katılım, yani bir oy verme ve seçilme hakkı kadınlar için çok önemli. Çünkü o bir kararlara katılım olacaktı. Evet, biz 1930'da başlayan süreçle, yani önce belediyeler sonra mecliste bu yasalar geçti ve kadınlar bu hakları Türkiye'de kazandı. Ama bugün geldiğimiz noktada dünyada ve Türkiye'de de maalesef %50 oranına ulaşamadık. Yani %50 oranında kadın dünyada yaşıyorken maalesef seçilmiş parlamentolarda %50 oranında kadın yok. Türkiye'de de bu oran ancak %17'ye çıkabildi. Çok özel önlemler alınmasına rağmen. Burada belki hocam sizin gene biraz yaptıklarınızla ilgili bizim ufkumuzu açan bir şeyden daha söz etmek istiyorum ben. Siz Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyasal davranış kürsüsünü kurdunuz, değil mi? O kürsünün başında oldunuz ve orada pek çok şeyi incelediniz, pek çok konuyu incelediniz. Bu benim çok ilgimi çekti bir siyasetçi olarak. Çünkü seçmen davranışı çok önemsediğiniz bir konu. Gerçekten seçmen davranışı çok önemli. Seçmen ve medya, bugün o kadar çok bu konu üzerinde duruluyor ve bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ve siyaseti artık bu yapılan çalışmalar belirliyor. Yani medyanın çok fazla rolü var. Seçim sistemleri üzerinde çok çalışmalarınız oldu. Kadınlar için seçim sistemleri de çok önemli. Yani kadınların önünü açabilecek seçim sistemleri olmalı. Tabii burada pozitif ayrımcılık dediğimiz kotalar belki devreye girmeli. Sosyal psikolojinin ne kadar önemli olduğunu söylemişsiniz. İletişim, gerçekten bugün bakın bu iletişim meseleleri üzerinde çok fazla duruyoruz ve bunları siz 1950'li yıllarda yaptığınız şeyler. Dolayısıyla ben çok büyük hayranlık duyuyorum. Yani bunları nasıl düşündünüz, nasıl planladınız ve nasıl hayata geçirdiniz ve bizler için nasıl bir ufuk açıcı kişi oldunuz? Çünkü siz ve sizin yetiştirdiğiniz öğrencilerinizin yazdıklarını okuyarak biz hepimiz gerçekten kendimize yol açtık diye düşünüyorum ben. Çünkü ben siyaset bilimci değilim, hukukçu değilim, ben kimya profesörüyüm. Ama sizin çalışmalarınız bizim için her zaman çok önemli oldu. Bilmiyorum, sizinle ilgili ben bir iki video göndermiştim Şengül Hanım'a ama Şengül Hanım şimdi hocam, yok. Paylaşıyorsun, konuşuyorsunuz diye paylaşmadım. Tamam, onu şey yapalım. Hocam siz bizim Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin Önder Kadın Ödül Töreni'ne geldiniz. Ve 2017 ve 2018 yılında Canan Arın ve Feride Acar'a biz onur ödülü verdik. Siz orada konuşmalar yaptınız. Ben o konuşmalarınızdan bazı kesimleri arkadaşlara dinletmek istedim. Canan Arın'a biz ödül verdiğimizde siz çok güzel bir konuşma yaptınız. Ayrıca Feride Acar'a da ödül verdiğimizde. Şimdi onları biraz dinleyelim isterseniz. Canan Arın hocam da aramızda. Evet. Şimdi dinleyebilir miyiz? Ses verebiliyor muyuz? Hocamın konuşmasını şey yapalım. Hayal Batur'u buraya alabilir miyim? Onur ödülünü Sayın Feride Acar'a takdim etmek üzere. Evet efendim, buyurun Feride Hanım. Kadını ben de 1994 yılında tanıdım. Benim kadın meselesine ilgi duymam ve bilgili hale gelmemde çok önemli hocalarımdan bir tanesi Feride Acar. Gerçekten çok tevazuyla hepimize istediğimiz her zaman
her şeyi anlattı. Biz birlikte Pekin'e gittik. 4. Dünya Kadın Konferansı'nda Pekin'de beraberdik. Ben orada 15 gün Feride'nin kadınlar için ne kadar güzel mücadele ettiğini gördüm. Çok yakından tanıyorum. Bizim için, derneğimiz için de büyük onur böyle arkadaşlarımızın olması. Sevgili Nermin Hocam, buraya gelebilecek misiniz? Nermin Hocam da Feride için geldi. Konuklar, bu güzel töreni oluşturan Sayın Doktor Gaye Batur'a beni buraya kürsüye çağırmaya nezaketini gösterdiği için çok teşekkür ederim. Şimdi insan 97 yaşına gelince öğrencilerinin süper performansını idrak eder. Feride Hanım'ı ben burada itiraf edeyim, büyük bir nasıl söyleyeyim, kendisini sıkıntıya sokan bir karara katılmış bir suçluyum. Çünkü bir sınava girdiği zaman diğer üyelerinin görüşlerine rağmen o sınavdan geçemedi. Halbuki sonradan o katılmayanlar yok oldu. Hemen Feride parladı. Öyle parladı ki yaptığı en önemli şey, bir defa hiçbir üniversitede bir lisans üstü kadın araştırmalar merkezi kurulmadı. Bunu kurduran Orta Doğu Üniversitesi'nde Feride. Ama ondan daha önemlisi, Feride Hanım uluslararası platformda hukuki bir değer sahip bir enstrüman, bir hukuk şeysi, kurallar derlemesini yol açtı. İstanbul protokolü bu kadına karşı her türlü ayrıcalık ve şiddete karşı bir koruma belgesidir. Onu hazırlayan kendisi. Ayrıca SEDAV, yani Birleşmiş Milletler'in daha önce kabul etmiş olduğu bir sözleşmenin amir hükmü, onun da senelerce Türkiye'yi temsil etti. Yani Türkiye uluslararası ilişkiler platformunda eğer bir kadın sesini duyurabilmişse, birkaç kadın, onlardan bir tanesi Feride'dir. Onun için sanırım ki ne kadar ödül verilse yeridir, gelinlerine yol açılsın. Bilmiyorum, ben göremeyeceğim herhalde ama
onun hayallerindeki bir Türkiye beni ümit ederim o görür. Onun için beni buraya davet ettiği için çok teşekkür ederim. Evet, Canan Arın'la da ilgili bir konuşması vardı ama o var mı bilmiyorum. Belki çok vaktinizi aldık ama çok güzel bir konuşmaydı o da. Ben Canan Arın'ı anlattım. Kürsüye geldiği zaman dedi ki Canan Arın'ın aktivist tarafını söyleyin, aktivistliğini söyleyin. Çünkü kadınların aktivist olması da çok önemli diye çok güzel, hoş bir konuşma yapmıştı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Her zaman bizim yanımızda oldu. Her zaman bize destek oldu. Biz de hep ondan feyiz aldık. İyi ki varsınız. İyi ki bizimle berabersiniz hocam. Sizi çok seviyoruz. Gaye hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sürpriz oldu bu video. Çok memnun olduk. Buradasınız değil mi? Toplantısınız. Tamam. Evet, bunlar da hocamızın görüntüleri. Bizim için çok değerli. Bu da Canan'ın toplantısında herhalde. Evet, bu resimde Canan Arın'ın ödül aldığı toplantıda. Onun için de bir konuşma yaptı hocamız ama bilemiyorum. Bir dakika anneciğim, kapatıyorum. Yok yok, otur. Otur. Evet, şimdi devam ediyoruz. Çok teşekkürler Gayecim. Hem anılar hem görseller fevkaladeydi. Şimdi çok değerli yol arkadaşımız Profesör Doktor Gönül Bakay, aynı zamanda kitaplarıyla da kadınların yaptıklarına büyük destek oluşturan bir arkadaşımız. Söz sizin, buyurun. Çok teşekkür ederim Nazlı Hanım. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'ne, Ege'ye çok teşekkür ediyorum beni bu konuşmaya çağırdığınız için. Sevgili Nermin Hocam, ben bugün Nermin Hocanın biraz özel yaşamından bahsedeceğim. Tabii bizler biliyoruz ama bilmeyenler vardır muhakkak dinleyenler arasında. Yıllardır uzaktan hayranlıkla izlediğim Nermin Hoca'yı ilk defa yüz yüze bundan 20 sene evvel 80. doğum gününde tanıdım. Işık Üniversitesi'nde yapılan bir konferansta ben de vardım. Ve orada Nermin Hoca'nın 80. yaş doğum günü pastası kesildi. Nermin Hanım'a neden hayranlık duyduğum sorulursa bunu farklı yönlerle cephelerden açıklamak gerekir. En başta onun yaşama, araştırmaya ve öğrenmeye olan hiç tükenmeyen ilgi ve arzusu gelir. Yaşamımda meslek dolayısıyla pek çok öğrenme, araştırma arzusu, isteği olan kişi tanıdım. Ama bu kadar uzun soluklu bu arzu ve heyecanı sürdürebilene pek az rastladım. Tabii Nermin Hanım'ın hiç de kolay olmayan çocukluk yıllarını kendi kaleme aldığı anılarından bildiğimden her şeye karşı bu yaşam arzu ve heyecanını korumasını bir kere daha takdir etmemek imkansız. Hocaların hocası unvanını alan Nermin Hoca, doktorlu yaşamında pek çok hoca, profesör, rektör yetiştirmiştir. Profesör Doktor Yılmaz Esmer, Bahçeşehir Üniversitesi'ne rektör seçildiğinde Nermin Hocam bir konferans nedeniyle Bahçeşehir'e gelmişti ve eski talebesini kutlamak istedi. Birlikte tebrike gitmiştik. Nermin Hocam'ın yayınlanmış pek çok makale ve kitapları var. Ayrıca kendisi beni kırmayarak benim ve arkadaşlarla birlikte yayınladığım iki kitabıma da yazmıştır. Bir de Leyla Pekcan'la birlikte yayınladığımız Atatürk'ü Yaşayanlar, yani onu görmüş tanıma mutluluğuna erişmiş olanlar. Bir de Kadın ve Mekan.
Kendisinin Türkçe yabancı dilde yayınlanmış pek çok kitabı ve makalesi bulunmakta. Eşi Yavuz Abadan'ı ilk eşi anlatan Kırım'dan gelen bir aydının seçilmiş yazıları, Batı Avrupa Türkiye'sinde basın yayın öğretimi, göç ve gelişme, bitmeyen göç, Batı Almanya'daki Türk işçileri sorunları, Türk toplumunda kadın, hayatını seçen kadın ve en son 100 yıllık umut gibi. Nermin Hanım için Sedef Kabaş'ın yayınladığı söyleşisinde hayatını seçen kadın başlığını kullanmış. Nermin Hanım yalnız ben mi? Atatürk sayesinde pek çok kadın yaşamını kendi seçme olanağına kavuşmuştur diyor. Gerçekten de yaşamını incelediğimizde bu sözcüğün ne denli doğru kullanıldığını anlıyoruz. 1921 yılında Habsburg Hanedanı'nın 300 sene saltanat sürdüğü Viyana'da doğuyor ve 6 yaşına kadar orada kalıyor. İşler dolayısıyla çok meşgul olan babasını pek az görebiliyor. Annesi çok güzel ve şık bir kadın ve bir barones. Ama çocuk yetiştirme konusunda Avrupa'nın snob değerlerini, bir zümrünün snob değerlerini benimsemiş. Nermin Hoca'nın annesini istediği zaman görebilme olanağı yok, izni yok. Dadısıyla küçük sade bir odada kalıyor ve onu ancak 5.36 arası oturma salonunda görebiliyor. Annesi ayrıca lüks eşyalarına meraklı biri ama kızının odası sarı beyaz ve çok sade döşenmiş. Biraz bir hasta odası gibi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu dağılınca Schönberg Yazlık Sarayı'nın eşyaları mezat yoluyla satılıyor. Annesi babasına bu eşyalardan aldırtıyor. Sonradan İstanbul'a gelirken bu eşyalar Türkiye'ye geliyor. Maçka ve Vali Konağı'nda oturuyorlar. Bu arada annesinin kumar merakı gittikçe arttığı için maddi açıdan çok güç bir duruma düşüyorlar. Bu nedenle belki irsiydi diyerek Nermin hocamız yaşam boyu hiçbir kağıt oyununu öğrenmiyor. Onu okula yollamıyorlar. En gıpta ettiği okula giden öğrenciler. 1931 senesinde babasını kaybediyor. Eve geldiğinde çok sevdiği kedisini göremiyor. Annesi onu evden yollamış. Kedirsizliğin, kedilerin uğursuzluğuna inanıyorlar. Nermin hocam yıllarca eve kedi almıyor. Ama oğlu küçükken çok tatlı bir beyaz kedi hediye ettiklerinde batıl inançlara bağlı kalmamak istiyor ama kedinin eve gelmesinden bir 10 gün sonra eşi Yavuz Abadan'ı kaybedince bir daha eve kedi almamaya karar veriyor. Böylece Nermin hocamın bir batıl intikamını da öğrenmiş oluyoruz. Bu olaydan sonra Macaristan'a dönüyorlar. Budapeşte Tuna Nehri kıyısında Carlton Oteli'nde yerleşiyorlar. Nermin Hoca bu durumu geçici sanıyor ama anne ablası uzun yıllar bu otelde bir odasını işgal ediyorlar ve Nermin Hoca'nın da yatılı bir okula veriyor. Hafta sonları talebeler eve çıkarken kendisi ancak öğlen birkaç saatliğine eve gidebiliyor. Çünkü evin tek odası, ev yerine geçen otel odası ve uzun kalma olanağı yok. Kendinden 14 yaş büyük olan ablası çalışarak ailenin geçimini temin ediyor. Bir süre sonra otelden küçük bir eve taşınıp Nermin Hoca'yı da gündüzcü olarak bir okula yazdırıyorlar. Okulda Nazi propagandasının çok yayıldığına şahit oluyor. 35-36'lı yılları arasında maddi durumları daha da bozuluyor. Bu arada dünyada Hitler, Mussolini gibi liderler savaş savaş derken Türkiye'de bir lider yurtta sulh, cihanda sulh diyor. Nermin hocamın Atatürk hayranlığı o zamanlarda başlıyor. Türkiye ve Atatürk'e ait eline geçip ne geçirebilirse okuyor. 14 yaşına geldiğinde Türkçe hiç bilmediği halde Türk konsolosluğuna gidip Türkiye'ye gitmek istediğini söylüyor. Bunun nedeni eğitimini sürdürme arzusu ve Türkiye'de eğitimin kız ve erkek çocuklar için bedelsiz olduğunu öğrenmesi. Tek başına aldığı kararından sonra İzmir'e ve amcası Sabri Süleymanoviç'in Kordon'daki evine geliyor. Bu evde sıcak bir aile ortamının onu beklediğini düşünürsek çok yanlış düşünmüş oluruz, çok yanılmış oluruz. Amcasının eşi Münevver Hanım, kocasının kendisinden habersiz yeğenini evlerinde yaşamaya davet ettiğini düşündüğünden kıyameti koparıyor ve eline ne geçebilirse aynanın üzerine atıp kırıyor. Ama sonunda onun kendi evlerinde kalmasını kabulleniyor. Artık Nermin hocam için farklı açılardan zor bir dönem başlar. Maddi sıkıntılar, amcasının evinde bir sığıntı gibi yaşamak ve Türkçe bilmemek. Türkçe sorununu akşamları 1 lira karşılığında Almanca dersi vererek ve karşılığında kazandığı parayla da Türkçe dersi alarak hallediyor. Evde rahat değil, gece yarılarına kadar çalıştığı halde gece yarısı aşağı yukarı 2'ye doğru yengesi onu uyandırıyor. Bacaklarının çok ağrıdığını söyleyerek bacaklarını ovmasını istiyor.
Bu tabii çok zor bir şey çünkü çok da çalışkan bir talebe ve karar veriyor Nermin Hocam ki bu şekilde devam etmeyecek ve son sınıfı yatılı okuyacak. Ama bunun için de tabii maddi olanaklar lazım. Çalışmaya karar veriyor ama o devirde tanınmış ailelerin kızları çalışmıyorlar ve hoş karşılanmıyor. Ama Nermin Hanım bu konuda kararlı. Fransız mimarların fuara geleceğini öğrenince babasının ahbabı Doktor Behçet Hus sayesinde işe kabul oluyor. Ve yaz okulunda okul parasını biriktirmiş. Hatta hafta sonu miktar paraya gereksinme olan bankalar hafta sonu kalabalık olduğu için bunu temin edemeyen amcasından borç vererek yılların ezikliğinin de öcünü bir ölçüde almış oluyor. Sonra artık İstanbul'daki eğitim yılları başlıyor. Amcasının önerisi üzerine hukuku seçiyor. Mülkiye'de ilk kadın asistan, doçent profesör oluyor. O yıllar onun ileride eşi olarak seçeceği Yavuz Abadan'ı tanıma yılları. Seçeceği diyorum çünkü Nermin Hocam Yavuz Abadan'la evlenmeye karar vermiş. Kendisi Ankara'ya tayin olunca Yavuz Abadan o da gidiyor. Ve ona olan duyguların değişmediğini söylüyor. Yavuz Bey de bizim evlenmemiz için 3 şart gerekti diyor. Bir, harbin bitmesi. İkincisi bir ev bulabilmemiz. Üçüncüsü de ailemin seni kabul etmesi. Nermin Hoca ağa baba dediği aile büyüğüne gidiyor. Bir gece onların evlerinde kalıyor. Ve aileden hemen tamamen olumludur. Biz tasdik ediyoruz cevabı geliyor. Arkasından harp bitiyor. Birisi de onlara küçük bir evde evlenip oturmaları için hediye ediyor. Eş, dost, akrabalar, salon takımı, işte yatak oda takımı, iskemliler derken evi de döşüyorlar. Ve harp sonu artık evlenmelerine bir engel yok. Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun da bulunduğu da yerde nikah gerçekleşiyor. Nermin Hocam evliliğinde çok mutlu olduğunu söylüyor. Çok beğenip takdir ettiği, son derece özgüveni olan biriyle evlenmiş. İlk defa bir yuvası olmuştur. Ona göre gerçek mutluluk çok sevdiği bir kişiyle güzel bir ortamda huzurlu olmaktır. Bir politikacıyla evli olmak belli konularda özveri de gerektiriyor. Örneğin Yavuz Avadan Bey salı akşamları sadece erkek arkadaşlarıyla birlikte toplanıyor. Dermin Hocam bu bana o zaman çok normal gelmişti diyor. Yeni yaşam yani yaşamda beraberliklerini korurken bir yandan da arzularını amaçlarını gerçekleştirmek için birbirlerini özgür bırakıyordur. Avukatlık diplomasını aldıktan sonra avukatlık yapmıyor. Sadece anlaşmalı iki boşanma davasına bakıyor. Sonradan barodan kaydını siliyor. 49 yılında İsveç'e gidiyor. İsveç bir yeşil göller diyarı. Nermin Hoca'ya göre İsveç Amerika'yı anımsatıyor. Adalet ve insan haklarına saygı açısından dünyanın önde giren ülkelerinden biri. Burada kadın hakları açısından ilginç ve yararlı gözlemlerde bulunuyor. Kadın ve göç konuları Nermin Hoca'nın en uzman olduğu konular. 1948 yılında Ankara'da Türk-Amerikan Kültür Derneği'ni, 62'de ise Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin Ankara Şubesi'ni kurarak başkan oluyor. Türk kadının okuma yazma düzeyini yükseltmek için UNESCO ile işbirliği yapılıyor. Amerikalı bir yazar kendisinden Türk kadının hukuki ve sosyal yaşamını konu alan kapsamlı bir yazı isteyince kadın sorunları gözünde öncelik kazanıyor ve bunun sonucunda da kendisinin Türk toplumunda kadın kitabı yayınlanıyor. Sonraları kadın sorunları üniversitede yüksek lisans dersi olarak okutuluyor. Ben de bu yerde bulunmuştum İstanbul Üniversitesi'nin. Nermin Hocam da bulundu, Nazım Hocam da. Kendisi o yıllarda Türk Sosyal Bilimler Başkanı. 3 günlük bir seminer düzenliyorlar. Dünyanın her yerinden gelen üyelerle Türk kadının beslenmesi, aile durumu, eğitimi, edebiyattaki işleniş biçimi, iş gücünde siyasetteki yeri gibi konular işleniyor. Bu arada Hindistan'dan gelen delegeler ülkelerinde çok önemli kişiler var. Ülkelerindeki sorunları göz önüne seriyorlar. Örneğin burada Vina Mazumdar. Çok önemli bir kişi. Kendisi hakikaten girişimleriyle Hindistan'da birçok şeyin değişmesini sağlıyor. Örneğin bu devirde orada bazen hala da devam eden sorunlar tabii var. Kız ailesi erkek ailesine büyük bir paralar vermek, televizyon, araba gibi şeyler hediye etmek durumunda. Bu da kız aileleri zorluyor.
Evlendikten sonra maalesef 3 ay sonra eğer damat ailesi memnun değilse durumdan şey, yayınlar oluyor gazetelerde. Gelin yemek pişirirken eteği tutuştu, öldü. Veya yemek gelin camdan şey sirkelerken, halı sirkelerken düştü, öldü gibi. Böylece bir namazumdar bunlara da karşı çıkmış, bir yasalar çıkartılmasına çalışmış bir kişi. Ayrıca kendisi ultrasonun da kötüye kullanılmasını yine Hindistan'da karşı çıkmış. Çünkü o zaman da Hindistan'da kız çocuğu olanlar ultrasonda görünce çocuklarını kürtajda aldırıyorlar. Nermin Hoca kadın meselesiyle ilgili olarak ilk defa 1966'da Avrupa Konseyi'ne gitmeye başlıyor. Dışişleri kendisini seçiyor. Daha sonra bir konseyde kadın erkek eşitlik komisyonuna dönüşüyor. Ve Nermin Hoca 18 yıl bu komisyonda çalışıyor. Bu çalışmalar onu kadın ve göç, mülteci düşmanlığı, kadın ticareti üzerine düşünmeye ve araştırmaya itiyor. Bunun sonucunda da 3 baskı olan Bitmeyen Göç kitabı yayınlanıyor. Bu kitap göç sorununu farklı zamanlarda farklı cepheleriyle ele alıyor. Deneysel aşama 58-61 yılları ilk grup ismen davet olup basitli işçi olarak gidenler, aile birleşimi yasak, ikinci devrede 1963-67 seneleri Türkiye'nin başta Almanya olmak üzere işçi isteyen ülkelerle yaptığı anlaşmalar kapsamında giden işçiler ki bunlar 35 yaş sınırını kovmuş, giden işçiler bir sene sonra rotasyonla dönmeler şartı getirilmiş, sonra da aile birleşimi yasak, sonradan da tekrar kaçak göçün önlenmesi vazgeçilerek 1973'te tüm Avrupa ülkelerinde durdurulması göçün. Göçmenlere dönmek ve kalmak arasında bir seçime zorlanıyorlar. Türk göçmenlerin Nermin Hoca büyük çoğunluğunun yurt dışında kalma isteği olduğunu gösteriyor kitabında. Dördüncü bölümünde ise artık süresiz göç başlıyor. Aile birleşimine de izin veriliyor. Çocukların eğitim sorunlarıyla yüzleşiyor. Bu sorunlarda kadınlar da artık işletmelerde yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak çalışabiliyorlar. Ve Türk göçmenlerde dernekleşme başlıyor. Maalesef yine Nermin Hocam'ın da işaret ettiği gibi Türklere karşı yabancı düşmanlığı da artıyor. Günümüze kadar süren göç sorunları Almanya, Fransa, Danimarka ve Hollanda'da bakanlıklar açılıp yurttaşlık statüsünü düzenleyen yasaların yeniden ele alınmasını sağlamıştır. Nermin Hocam 1978'de kontenjan senatörlüğüne seçiliyor. 1989 senesinde yaş haddinden emekli olunca artık yaşamına İstanbul'da devam etme kararı alıyor ve Boğaziçi Üniversitesi'nde lisansüstü dersi vererek kitaplarını yazarak yaşamını sürdürüyor. Nermin Hocam'ın iki arkadaşımla birlikte derlediğimiz Kadın ve Mekan kitabında da göç konusunu ele almıştır. Göç, Mekan ve Kültürel Zevklerin Değişimi adlı yazısında kadınlarımızın seneler içinde değişen yaşam koşullarının nasıl evlerin döşenmesine yansıdığını incelemiştir. Önceleri hanelerde, yurtlarda kalan ve bir odalı evlerini hiçbir zaman sürekli bir yuva olarak düşünmediklerinden en belirgin ev eşyası olan bir sehpa ve üzerinde de aile fotoğrafları olduğu göze çarpmaktadır. Ambalajlarından iç açılmadan duran mekanik aletler yine kişilerin sınıf atlamasının bir simgesi olarak durur. Eşyalar gelişigücek eskicilerden renk uyumu düşünmeksizin toplanmıştır. Türk evlerinin temel unsuru göz nuru, el yemeği, danteller, örtüler pek görülmez. Sonradan yurt dışına yerleşenler geldikleri köylerde, kendi köylerinin daha ziyade dışında köyün hudutlarına yakın evler inşa etmişlerdir. Bu evlerin dışları renk renk mavi, lila, sarı, pembe boyanmış. Evin bahçesi duvarlarla çevrilmiştir. Gene de bir defa genelde 15 gün kalınır ve bu evler akrabaları görmek için gelinir. Burada yeniden sahiplerinin sosyal statüsünün bir göstergesidir. Daha fazla renk uyumu ve eşyalarının uyumu gözetilerek döşenmiş evlerdir bunlar. Nermin Hanım 1952 yılında Fulbright kursuyla doktora araştırması için Minnesota Üniversitesi'ne gidiyor ve dönünce Ankara'ya üniversite siyasal bilgiler fakültesinde asistan olarak göreve başlıyor. Asistanlıktan önce Uğuz gazetesinde de bir gazetecilik deneyimi var ama meslek olarak akademisyenliği seçiyor.
Kendisini akademik yaşamda da saha olarak siyaset bilim konusunu seçmiş. Doktorası kamuoyu üzerine, doçentliği bürokrasi konusunda yazıyor. Profesörlük yayını ise 1965 seçimlerinin kapsamlı bir analizi. Nermin Hanım'ın eşinin vefatından 5 yıl sonra Profesör İlhan Unat'la ikinci evliliğini yapıyor. Halen iki soyadını da kullanmaktadır. Nermin Hoca'nın annelik için 3 Nobel ödülü almaktan üstün bir duygu diye söz ediyor anneliği. Çok zor hamilelik geçiriyor. Birkaç kere bebeğini kaybediyor. Sonunda doktorunun tavsiyesiyle bebeğini uzun süre yatarak, bu arada yatarken de doçentlik tezini hazırlıyor ve bebeğini kucağına alıyor. Oğluna bir iyi eğitim verebilmek için her türlü fedakarlığı yapıyor. Ancak bazı önemli anlarda hala zorunlu olarak yanında bulunamadığı için üzüntü duyuyor. Mustafa Kemal oğlu bu ismi koyacakları zaman eşi de acaba çok iddialı olmaz mı diye söylüyor. Fakat sonra da herkes diyor ki çevresindekiler, siz uzun zaman Atatürk'ün inkılaplarını, şeylerini okuttunuz. Dolayısıyla siz bu oğlunuza Mustafa Kemal adını verebilirsiniz diyor. Gerçekten birçok kişi onu Mustafa diye çağırmasına rağmen Nermin Hocam hep kendisini Mustafa Kemal diye çağırıyor. Robert Kolej sonralarında Cornell Üniversitesi'nde eğitimini sürdürüyor oğlu ve mimar çıkıyor. Başta küçük çocukları bir sefer gördüğünde sokakta üşüyen annesine bu çocuklar niye üşüyorlar diye soruyor. Nermin Hocam da onlar evleri yok ondan üşüyorlar diyor. Bunun üzerine Nermin Hocam da kendi oğlu da Mustafa Kemal de diyor ki ben de ileride mimar olacağım. Onlara evler yapacağım. Aynı zamanda bir ev de size yapacağım. İlk katta babam oturacak çünkü onun bacakları çok rahatsız. Merdiven çıkamaz. İkinci katta sen oturursun. Üst katta da çok sevdikleri Nermin Hoca'nın bir arkadaşı için üçüncü katı yapacak. Böylece oğlu Amerika'da Cornell Üniversitesi'nde başta ilk senesini Nermin Hocam maddi açıdan destekliyor. Sonra okulda projeleriyle çok seviliyor. Burslar kazanıyor ve orada halen Amerika'da o çalışma sırasında tanıştığı eşiyle evli Taner isimli bir erkek torunu var. Bazen Nermin Hanım Amerika'ya gidiyor. Bazen de onlar geliyorlar ve aile sık sık beraber olmaya çalışıyor. Nermin Hocam'ın yaşamından, eğitiminden, başarılarından konuştuk ama ben bir de kendisini çok takdir ettiğim sosyal yönden de söz etmek istiyorum. Yakın zamana kadar her Noel ve yılbaşında Nermin Hocam'ın evinde bir open house, açık ev tertip eder. Ve bugün onun eski talebeleri, hocalar, rektörler, sevenleri kendisini ziyaret ederlerdi. Bu toplantılarla Nermin Hocam kendisi de kendi eliyle hazırladığı bir yemek ortaya çıkarırdı. Örneğin ben onun elinden çok lezzetli bir gulaş yedim. Bu evin her sene dolup taşması, onun yakınları, talebeleri, akrabaları tarafından nedenli sevildiğinin bir göstergesi. Ve herkese nasip olacak bir şey değil bu sevgi. Şu anda kendisinin bütün her şeylerine yanında olan ve ona büyük bir yardımı olan Ayla Yüksel Hanım'la birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca ilginç bir yanı günlük yaşamında yakından takip eder Nermin Hocam. Nişantaşı'nda hangi kafe açılmış, hangi restoran açılmış hepsini bilir. Bu da bir kimsenin günlük yaşamı. Mesela kuaförde muhakkak Alem Mecmuası'nı okur. Bu da böylece toplumun ilgi duyduğu olayların hepsinin farkındadır. Hepsini takip eder. Yaşam şöyle düşünüyorum, bize bir kerelik verilen bir hediye. Nermin Hocam bu hediyeyi çok güzel değerlendirmiş. Yüzlerce talebe yetiştirmiş. Yazılarıyla, kitaplarıyla bir toplumun aydınlanmasına katkıda bulunmuş. Sevmiş, sevilmiş. Bayan Roosevelt, mutluluk zor başarılan bir işin yan ürünüdür der. Çok doğru bir söz. Eğer kişi bir işi severek yapmışsa, onun yan ürünü olarak da mutlu oluyor. Kendisini tanımaktan daima büyük gurur duyduğum Nermin Abadan Unat'a, güzel ailesi, dostları, onu çok arayan ve hiç yalnız bırakmaman yetiştirdiği talebeleriyle sağlıklı, mutlu, nice güzel günler diliyor. Nermin Hocam'la birkaç ay evvelki beraber bir yemeğimizde.
Çok teşekkürler Gönül Hocam. Gerçekten bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Hocam hayatında hep ilkleri başarmış. Bugün de bu kadar çok değerli insanı bir araya getirerek yine bir ilki başardı. Aramızda Yıldız Ecevit Hocam var. Nisan ayına sözünü aldık değil mi Yıldız Hocam? Mart ayında çok yoğun olduğu için Yıldız Hocam katılamayacağını söylediler. Evet, Nisan ayında birlikte olmayı diliyoruz. Nazan Hocam buyurun. Evet, Gönül Hanım hakikaten ne kadar güzel. Bütün hayatını şöyle gözlerimizin önüne serdiniz hocamın. Güzel anılar, gerçekten her şeyi paylaşarak çok teşekkür ederiz. Hem katıldığınız için hem bu kadar güzel bize bu yansımaları anlattığınız için. Ben teşekkür ediyorum beni davet evet, ettiğiniz için. Kadın ve Mekan kitabı gerçekten çok değerliydi sizin. Devamını diliyoruz bu kitapların. İnşallah, ben de yazıları vermeye hazırım. Eksik olmayın, çok teşekkür ediyorum. Siz de hep güzel yazılarıyla yazılarınızla desteklediniz her zaman kitapları. Gönül Hocam kitaplarını kütüphanemize göndereceği için biz evet, de oradan evet. Alır okuruz inşallah. Tabii, en yakın zamanda hepsini yollayacağım. Evet Gönül Hocam, tabii siz hocamın kitabını çok güzel okumuşsunuz. Ben de ağlayarak okudum pek çok yerini. Ya, hakikaten öyle. Gerçekten. Örnek alacak bir yaşam. Evet, çok büyük bir mücadele. Ve çok. Bu mücadeleden de güçlenerek çıkmak, bugün böyle dimdik, bizlerin arasında olması gerçekten onur verici bir şey. Hakikaten öyle. Evet, evet. Nazan Hocam'a çok teşekkür ediyorum bizi Nermin Hoca ile buluşturduğu için. Bir tane arkadaşımız söz istiyor. Sesinizi mikrofon açar mısınız? Kapalı. Mikrofon kapalı Birten. Aç dedim. Tamam. Açıldı mı? Açıldı. Ses. Tamam. Nermin Hocam beni Üniversiteli Kadınlar Derneği'ne üye yaptı. Onun sayesinde şu anda bu kadar sosyal olabiliyorum. Nazancığım bilir, bunu her fırsatta söylerim. Evet. Nitekim biz her sene verdiğimiz ödüllerden birini Önder Kadınlar Ödülü'nde bir dönem Nermin Hocam'a vermiştik. Evet. Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı olduğum sırada. Nermin Hocam'la her zaman iftar ettim. Ve onunla birlikte birçok projeye imza atmaktan dolayı gurur duydum. Çok mutluyum bugün kendisiyle buluşma şansını elde ettiğimiz için. Nunu sen düzenlediysen Nazancığım teşekkür ediyorum. Biz İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ve Ege Kadın Buluşmaları Platformu Şengül Hanım'la beraber düzenliyoruz. Her ay pazartesi, 3. pazartesi. Evet. Nermin Abadan Unat'a saygı söyleşileri diye. Harika. Gayet bir şey söylüyorsun galiba. Evet, ben bir iki şey daha söylemek istiyorum hocayla ilgili. Gönül Hanım anlattı. Ben de hocanın bazı makalelerini okuduğum zaman onun söylediği bazı şeyler var. Onları da sizinle paylaşmadan geçmek istemiyorum. Şöyle bir şey söylemiş, bu benim çok hoşuma gitti ve bunu ben de yapacağım, hepinize de yapmanızı tavsiye ediyorum. Belleğimizde sayısız çekmeceler var, büyük acılar, büyük hayal kırıklıkları, büyük sıkıntılar barındıran çekmeceleri açmak istemiyorum. Sadece zaman zaman güzel anıları barındıran çekmeceleri açıp hayal alemine dalmak istiyorum. Hayallerimi özgür, demokratik, ümitli bir Türkiye ütopyasıyla süslemek istiyorum. Bu çok hoşuma gitti benim. Çok güzel bir yani 100 yıllık bir çınarın hep getirdiği en önemli değerlerden bir tanesi gibi geldi bana. Gerçekten çok hoş. Bunu hepimiz yapmalıyız. Deneyim ne kadar hoş bir duygu. Bir tanesi de emekliliğiyle ilgili bir şey. Biz de artık emeklilik yaşına geldiğimiz için yavaş yavaş bu da benim çok ilgimi çekti. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum izninizle. Her insanın bir uğraşı olmalı. Emekli olmak yok. Üretmekten vazgeçmemeliyiz. Hep çalışacağız. Çalışmak yaşamın içinde olmaktır. Günlük hayatta emekli olmak yok.
direnmekten vazgeçmeden, bir şeye inanmaktan vazgeçmemeliyiz. Uyanık kalmak önemli. Yaşamın içinde olarak olan bitenden haberdar olmalıyız. Başka insanlar nasıl yaşıyor bilmeliyiz. Bu galiba Gönül Alem Dergisi'nin bir yansıması gibi geldi. Yani her şeyi bilmeliyiz diyor hoca. Gerçekten 100 yılın deneyimi. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok güzel. Gerçekten yine bu akşam çok özel bir akşam. Nermin Hoca iyi ki var. İyi ki bizleri böyle getirme fırsatına sahip oluyoruz. Yıldız Hocam, siz bir şey söyleyeceksiniz. Mikrofonunuz kapalı yalnız. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Nermin Hocam'ı saygıyla selamlıyorum. O benim için çok değerli. Aslında sadece benim için değil, kadın çalışmaları alanında çalışanlar için çok değerli bir öncü. Hepimizin önünü açan, hepimize teşvik eden, cesaret veren bir hocamız. Küçük bir anımı anlatarak ona teşekkür etmek istiyorum. Ben İngiltere'de kadın çalışmaları alanında doktora yaptım. Döndüğümde Türkiye'de hemen hiç kimse kadın çalışmaları alanında bir şey yapmış değildi. Yani bir disiplin olarak, bir alan olarak kadın çalışmaları diye bir şey yoktu. Sosyoloji var, felsefe var, tarih var ama disiplinler arası bir alan olarak kadın çalışmaları yeni yeni gelişiyor. Batı'da da öyle. Türkiye'ye döndüğümde herkes bana ne çalışıyorsun diye sorduklarında oynama bir kere kadın çalışıyorum derdim. Çok tabii eskiden bahsediyorum. Aa, kadın da neymiş? Kadın çalışılamaymış. Sen sosyolog değil miydin? Gibi. Sosyolog olarak kadın çalışmaları yapmamı bile anlamak istemediler. Eleştirdiler, küçük gördüler vesaire. Sadece beni değil, benim gibi olanları anlatmaya çalışıyorum. Bir gün ben Sosyal Bilimler Derneği'nde yönetim kurulu üyesi oldum. Çok istekliydim Sosyal Bilimler Derneği'nde gönüllü çalışmaya. Gencim ama yönetim kurulu üyesi oldum. Bir toplantıda, büyük büyük bir salonda Nermin Hoca konuşmasını yaptı. Ve sonunda kadın çalışmalarıyla ilgili sosyal bilimlerin, daha doğrusu sosyal bilimlerin gelişmekte olduğu yönleri anlatan bir konuşmaydı. Sonra durdu ve ellerini kaldırarak ve bağırarak ta salonun sonuna kadar duyulsun diye, kadın çalışın, kadın dedi. Nasıl mutlu oldum size anlatamam, nasıl mutlu oldum. O günden itibaren tabii bütün bana söylenenleri veya konum ve alanım hakkındaki bilinmezlikten kaynaklanan, bilmemezlikten kaynaklanan söylenenleri unuttum ve uzun uzun yıllardır toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında elimden gelen her şeyi yaptım, yapmaya devam ediyorum. Ama o ses her zaman kulaklarımda. Herkesi kadın çalışmaya davet etti. Bakın bugün aradan 40 sene geçtikten sonra ne kadar çok yüksek lisans programı, ne kadar çok bu alanda master yapan, doktora yapan gençler var. Onun için ona şükran borçluyum, minnet borçluyum. Hepsi için teşekkür ediyorum ona. Sağlıklı yaşasın, daha çok yaşasın, bizim önümüzde olsun her zaman. Çok teşekkürler Yıldız Hocam. Evet, galiba sözü alınmış. Nisan ayında birlikteyiz. Evet. Nazım Hocam aramızda, Bodrum'dan Nermin Hoca'nın öğrencisi ve Mülkiye'de hocalık yapmış Özer Ozankaya hocamız ve eşi var. Evet. Filiz Hanım söz istiyor. Mikrofon kapalı. Açtım ben. Ben açtım ama duyuyor musunuz? Evet. Evet. Bütün düzenleyicilere tabii çok teşekkürler. Yıllar sonra Nermin Hocam'ı görmek çok duygulandırdı, çok mutlu oldum. Bakalım Nermin Hocam anımsayacak mı? Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak Türkiye'de ilk basın yayın yüksek okulu kurulmuştu ve ben de o öğrencilerden, 40 öğrenciden birisiydim. İkinci ve üçüncü sınıfta hocamız olmuştu Nermin Hocam.
Çok heyecanlı, çok dinamik bir sınıf idik ve hocamız da çok o yaşta gerçekten, şimdiki yaşa bile gerçekten dinamik. O nedenle ben o yılları siyasal sosyoloji, şimdi dersin biri siyasal sosyolojiydi, diğerini birdenbire anımsayamadım. Değerli hocam, lütfen affedin beni ama çok iyi notlar almıştım ben sizden. TRT adına da burslu olarak ilk 15 öğrenci kabul edilmiştik ve sonra da TRT'de, TRT'nin TRT olduğu yıllarda yine sizlerden aldığımız o bilgi birikimi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri doğrultusunda sayısız programlar yaptık. Ama asıl ben eşim Ozan Kaya'nın konuşmasının daha doyurucu olacağını düşünüyorum. Çünkü Yavuz Abadan hocamızla birlikte hem öğrencisi olmuş hem asistanı olmuş Özer Ozan Kaya. Ben böyle sizden özür dileyerek rol çalmış gibi oldum ama sözü Ozan Kaya'ya verebilir miyim? Tabii, buyurun. Değerli hocam, meslektaşım Nermin Abadan Bunat'a saygılarımı dile getirmekle sözüme başlıyorum. Bütün dinleyenlere de saygılar sunuyorum. Güzel bir akşam oluyor. Bu akşamı düzenleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Yıllar sonrasında değerli hocamla aynı ekranda, Zoom ortamında yeni teknolojiler eşliğinde birlikte olmak beni de çok mutlu etti. Önce Nermin Hanım'a sağlıklı yıllar diliyorum. Sağlık içerisinde olmasını diliyorum. Sağlık içerisinde gördüğüm için de çok sevindiğimi belirtmek istiyorum. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi olarak 1955-56 öğretim yılında derse başladığımda rahmetli Profesör Yavuz Abadan amme hukuku dersimize giriyordu. Ve Nermin Hanım da asistanı olarak sürekli olarak onunla birlikte giriyor ve devamlı not alıyordu. Öyle sanıyorum ki ben de ondan etkilenmiş olmalıyım ki Profesör Abadan'ın, Yavuz Abadan'ın derslerinde, daha sonra da ikinci ve üçüncü sınıflarda da öğrencisi oldum. En iyi not tutan, Profesör Yavuz Abadan'dan en iyi not tutan öğrenci bendim. Sınıftaki arkadaşların büyük çoğunluğu benim notlarımdan çalışıyorlardı. Şimdi Nermin Abadan'la aynı zamanda meslektaş olmamız, Profesör Abadan'la meslektaş olmamızın altyapısını anlatmak için bu ayrıntıyı dile getiriyorum. Tabii rahmetli Yavuz Abadan'ın dikkatini çekmiş olmalı ki sınıftaki arkadaşların büyük çoğunluğunun benim notlarımdan hazırlanmakta olduğu. Biz üniversiteyi bitirdiğimiz zaman benim idealim kaymakam olmaktı. Dedem kaymakam olduğu için Osmanlı'nın Basra mutasarrıflığında dedem de kaymakamlık yaptığı için idealim oydu. Fakat Demokrat Parti döneminde öylesine baskılı bir ortam yaşadık ki Profesör Yavuz Abadan'lardan, Profesör Bahri Savcılar'dan ve diğer hocalarımızdan aldığımız demokrasi kültürü eşliğinde bu baskılar bizi çok tedirgin ediyordu. Çok duyarlıydık bu baskılara karşı. Ben kaymakam olma idealimi terk ettim. Ve bir gün Siyasal Bilgiler Fakültesi koridorunda rahmetli Yavuz Abadan'ı görünce, hocam dedim, size bağlı olan sosyoloji kürsüsünde asistanlık sınavı açılacakmış. Sınava girebilir miyim diye sordum. Tabii hocam beni tanıyordu. 3 yıllık
en iyi öğrencisi olduğumu sanıyorum, biliyordu. Şeref duyarım evladım dedi. Ve böylece biz Sayın Nermin Abadan Unat ve rahmetli Profesör Abadan ailesinin de içerisinde yer alan bir asistan olarak meslek yaşamımıza, akademik yaşamımıza başlamış olduk. Ne kadar güzel. Bu güzel anılara doyum olmuyor efendim. Evet. Evet, sağ olun. Sayın Abadan Unat'ın Diyarbakır profesörlük tezi olan Diyarbakır araştırmasında da ben alan araştırmacısı olarak kendisine katkıda bulundum ve bir rapor verdim. Ondan da çok mutlu olmuştu. Onu da belirtmek istedim. Tekrar fazla zaman almamak için sözlerimi burada kesiyorken değerli hocama saygılar sunuyor, en güzel dileklerimi iletiyorum. Sayın Ozan Kaya, katıldığınız için Filiz Hanım, size de çok teşekkür ediyoruz. Bu anıları paylaştıkça hocamızı bir kez daha sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Sanıyorum o oğlu için ayrıldı. Onunla evet, bir görüşmesi var. 9'a 5 kala ayrıldılar. Evet. Şengül Hanım, 8 Mart programımızı dile getirirseniz. Evet, 8 Mart'ta arkadaşlar, 8 Mart'ta saat 11'de Çiğli Belediyesi Nermin Abadan Unat Kadın Danışma Merkezi'nin açılışına herkesi davet ediyoruz. Birlikte olmayı diliyoruz. Ve ben son olarak toplantıyı hocamızın bir sözüyle kapatmak istiyorum. Nermin hocamız diyor ki, bugün tüm dileğim Atatürk izinde giden laik ve demokratik bir Türkiye'ye veda edebilmek. Allah evet, sağlıklı ömürler versin. Ve biz tekrar hocamızla bir arada olalım. Biz tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Profesör Doktor Sayın Nevin Gaye Erbatur'a bu akşam bizlerle beraber olduğu için, değerli katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Gaye evet, hocam zaten bizim bütün toplantılarımızı çok yakından izliyor. Çok memnun olduk. Çok değerli bilgilerdi, çok değerli paylaşımlardı. Bundan sonra da birlikte olmayı diliyoruz. Bu vesileyle Gönül hocamı da tanıdığımız için çok mutluyuz. Profesör Doktor Sayın Gönül Bakay hocamıza çok teşekkür ediyoruz değerli katkıları için. Ben teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık diyoruz. Nazan hocamla birlikte bizlerle bu geceyi düzenleyen Ege Kadın Buluşması'nın tüm il sekreteryalarına, tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tabii Nermin Abadan Unat Kütüphanesi'ne de paylaştım ben bunu. Kitaplarla katkılarınızı bekliyoruz. İnşallah. Evet. Çok teşekkürler. Aramızda Yaşar Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müdürü Huriye Toker hocamız da var. Huriye'cim hoş geldiniz. Sizi görmek ne kadar güzel bir şey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok emek veren ve çok güzel bir sunumdu. Bizi bu şekilde birleştirebildiğiniz için, bu ortamı yarattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Açılışımızı bekliyoruz. Tabii ki, orada olacağım. Evet, lütfen davetiye beklemeyelim. Hepimiz bir arada olalım. Çok mutlu oluruz. Yıldız hocam, sizi de bekliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yenil hocam, değerli kitaplarınızı bekliyoruz. İyi akşamlar. Herkesi buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben Birten Gökyay. Nermin hocama söylerseniz Birten Gökyay diye, o beni çok sever, hatırlayacaktır. Evet. Hemen yazın.